İnsanlığın Ay'a geri dönüşünü anlattığımız Artemis serisinin 7. ve son bölümünün konusu Artemis programı için geliştirilen teknolojiler ve bu teknolojilerin bizi nasıl Mars'a götüreceği. Ay üstlerinde barınan astronotları korumak adına geliştirilen 3D yazıcı teknolojilerinden Starship'in yakıt ikmaline kadar önemli teknolojileri ve bu yeni teknolojilerin insanlığı nasıl Mars'a götüreceğini anlattığımız Artemis serisinin son videosuna hepiniz hoş geldiniz. İlk olarak Artemis'te yüzeyde iş görecek yeni teknolojilere göz atalım. Bu kısımda gözümüzün önüne hemen 3D yazıcı teknolojisi geliyor. Dünyada ve tabii ki de buna paralel olarak uzay endüstrisinde 3D yazıcılar hızla yaygınlaşmaya başladı. Şu an Relativity Space veya Rocket Lab gibi çoğu şirketin roketlerindeki bazı alt parçaları 3D yazıcılar vasıtasıyla üretmekte. Hatta Relativity Terran 1'in yakıt tankları gibi çoğu parçasını neredeyse tamamen 3D yazıcıyla işliyor. Fakat Artemis için durum bundan biraz farklı. Zira Artemis programı içerisinde 3D yazıcılar roket parçalarından ziyade üst yapımlarında kullanılacak. 3D yazıcı teknolojisi sayesinde ay üssü oluşturma fikri şu anda Avrupa tarafından işletilip geliştiriliyor. Bu konsepte göre şişme habitatların üstü otonom robotlar yardımıyla ay toprağıyla kaplanacak. Bu ay toprağı örtüsü sayesinde astronotların güneşten gelen radyasyonla irtibatı olabildiğince aza çekileceği için görevin gidişatı ve ömrü açısından kritik seviyede. Artemis'in bize öğreteceği başka bir teknoloji ise kesinlikle yerel kaynaklardan su, oksijen veya roket yakıtı çıkarmak olacak. Ve bu teknoloji ay ve Mars'ta sürdürülebilir bir üs kurmakta belki de en önemli soruna çözüm sağlayacak. Oksijen ve su. Ay ve Mars üslerinde bu iki ana malzemeyi yerel olarak elde etmek için en kolay yol ise buzu eritmek olsa gerek. Bu yüzden NASA aydaki buzları kullanarak su elde etmeyi ve kalan suların bir kısmıyla da oksijen ihtiyacını gidermeyi planlıyor. Buradaki asıl sorun ise buzu yer altından nasıl çıkaracağımız. NASA bu sorunu çözmek için geçtiğimiz aylarda harekete geçti. Bunun için 13 şirkete toplamda $500,000 verdi. Bu şirketler arasında Mastin Space System'ın Rocket Emmy ve Redwire Space'in Ay Ekskavatörü dikkat çekiyor. Tabii ki bu teknoloji henüz yolun başında. Ancak ilerleyen birkaç yıl içerisinde büyük gelişmeler göreceğiz. Bu konu hakkında daha fazla bilgi için açıklamadaki linkten yazımıza gidebilirsiniz. Yüzey operasyonlarından bahsetmişken tabii ki de yaşam alanlarını atlamamak lazım. İnsanlık ne kadar 40-50 yıldır uzay istasyonları inşa ederek uzayda yaşamaya çalışsa da hiçbir zaman bu kadar uzakta yaşamaya çalışmadı. Hiçbir zaman dünyanın korunaklı atmosferinden uzakta, güneşin acımasız rüzgarlarına karşı yaşamaya çalışmadı. İşte insanlık Artemis'le bu konuda da pay biçilmez bir tecrübe kazanacak. Yüzey ile ilgili yeniliklere baktığımıza göre gözümüzü yine her zaman olduğu gibi göğe çevirelim. Orada çok yakından tanıdığımız Starship ve yine ismine yabancı olmadığımız yörünge yakıt ikmali gözümüze çarpıyor. Aslında yörünge yakıt ikmali önceden Çin tarafından gerçekleştirildi. Fakat bu kez -180 derecelik süper soğuk yakıtlar transfer edilecek. Ve bu daha önce hiç denenmemiş bir şey. Aslına bakılırsa bu teknolojinin NASA ve Artemis programı ile bir alakası yoktu. Bu SpaceX tarafından yürütülen Starship projesinin bir parçasıydı. Ta ki geçtiğimiz bahar NASA tarafından insanları tekrar Ay'a indirme görevi verilene kadar. Bu şekilde bu kritik teknoloji de Artemis programı çerçevesinde gelişecek ve olgunlaşacak. Ve son olarak yine öncüllerinden çok daha farklı bir sistem olan lazer iletişimi geliyor. İnsanlık uzay çalışmalarında bu zamana kadar radyo dalgaları ile iletişimi sağlıyordu. Fakat artık onun da sonuna gelmeye başladı. Niye? Çünkü bu şekilde çok büyük verileri çok daha kısa sürelerde iletebileceğiz. Bunu neden kullanmayalım ki? Bu teknoloji Artemis'te astronotları Ay'a taşıyacak, Orion uzay aracında ilk olarak test edilecek. Ardından yüksek ihtimal diğer uzay araçları da bu sistemi kullanacaktır. Lazer iletişim teknolojisinin diğerlerinden farkı, bu teknoloji şu anda aktif olarak kullanılıyor. Hatta yine çok yakından tanıdığımız Starlink internet uydularında.
Fakat tabii ki hepsinde değil. Sadece Transporter 1 göreviyle kutupsal yörüngeye giden 10 Starlink ve yakın zamanda başlayan Starlink'in ikinci faz uydularında bulunacak. Peki Artemis programı insanlığın yeni bir keşif adımı Mars programına neler katabilecek? Bu konuda verebileceğimiz ilk örnek kesinlikle yaşam destek sistemi olurdu. Zira ay yüzeyine ulaşan astronotların üstlerde geçirdiği süre boyunca yaşam destek sistemleri astronotların hayatta kalmasında bir numaralı rolü oynayacak. Ancak burada bir sorun var. Bundan önceki ay serüvenimiz Apollo programında astronotlar ortalama 2 gün boyunca yüzeyde kalmış ve bu yüzden basit bir yaşam destek sistemine ihtiyaç duymuştu. Bundan farklı olarak Artemis programı içerisinde astronotlar yüzeyde günler değil aylar geçireceği için daha detaylı ve kompleks bir yaşam destek sistemine ihtiyaç duyacak. Artemis'te geliştirilen bu uzun süreli yaşam destek sistemi daha sonrasında Mars kolonileri için ön ayak olacak. Bir diğer alan ise kesinlikle buzu işlemek olacak. Artemis programına benzer şekilde Mars programında istisnasız bir şekilde bu teknolojiye ihtiyaç duyulacak. Zira Mars ile Dünya arasındaki mesafeden kaynaklı olarak sürekli ikmal yapılamayacağı için mürettebat kendi ihtiyaçlarını yerel kaynaklar ile gidermek zorunda. Buna paralel olarak Mars'a insanlı iniş için seçilecek yerler buz açısından zengin olacak ve bu buzu işleme sayesinde mürettebat hem su hem oksijen hem de yakıt ihtiyaçlarını giderecek ve elbette bu konuda Artemis'te elde edilen su işleme yeteneği birincil derecede önemli. Hem Mars hem de Starship programının gelişiminde ihtiyaç duyulan başka bir teknoloji ise yörüngede yakıt ikmali. SpaceX Starship'in temel yeteneklerini özellikle yörüngede yakıt ikmaline dayandırıyor. Dolayısıyla Starship'in yakıt ikmalinde başarısı Mars programında oldukça önemli. Artemis programı ise burada birebir bir yardım sağlayacak. Lunar Starship'in geliştirilmesi esnasında NASA mühendisleri SpaceX ile bu yeni teknoloji üzerinde birlikte çalışacağı için geliştirme sürecini oldukça kolaylaştırıyor. Tüm bu seri içerisinde anlattığımız gibi aslında Artemis programı insanlık için yeni bir önemli adımı temsil ediyor. Apollo programının yeni nesil versiyonu olan Artemis programı ilerleyen yıllarda çoğumuzun hayatına yakından girecek olmakla beraber hem şu anki nesillere ilham olacak hem de ufukta bizi bekleyen Mars programı için en önemli temeli atacak.